Cemil Kılıç kim biliyor musunuz? Bu Cemil Kılıç televizyon ekranlarında KRT'de, Halk TV'de çıkıp din adına konuşan bilmem ilahiyatçı, araştırmacı, yazarmış bilmem neymiş. Ben hiç tanımam etmem bilmem onu. 40 yaşındayım. Çocukluğumdan itibaren de Müslüman mahallesinde büyümüşümdür. Yani eğer bu konuda ehil birisi olsaydı ben mutlaka bir yerde ismiyle karşılaşırdım. Bu benim şahsi bakış açım. Diyor ki 28 Ocak'ta yazdığı tweet şu. Bu arada yazayım, öteden beri savunuyorum. Genelde en imanlı kişiler deist ve ateistlerdir. Şimdi bunu burada şey yapsan ona, sorsan ona, adam sana işte bak ben bunu niye yazdım biliyor musun? İşte filanca hacı, filanca hoca. Bana ne lan? Bana ne? Sen hakim misin? Allah seni bu dünyaya din konusunda hüküm koy diye mi gönderdi? Yargıç mısın sen? Savcı mısın? Hakim misin? Nesin sen? Sen hangi konuda birilerinin imanın kimde olduğunu, kimin imansız olduğunu nasıl kalkıp da söyleyebiliyorsun? Sen madem ki din konusunda ben bir şeyler okudum, biliyorum diyorsun. Allah Resulü'nün bir sahabenin bir müşriği öldürürken, müşrik tam ölüm döşeğinde ben Müslüman oldum. Elhamdülillah ben Muhammed'e inanıyorum, Allah'a inanıyorum dedi ama sahabe onun hani ölüm korkusuyla onu yaptığını gördüğü için onu öldürdü. Allah Resulü duydu bunu. Allah Resulü o sahabeye dedi ki tövbe et dedi. Niye? Ya Resulallah yani bu müşriğin tekiydi bu. Hani tam öleceğini anladığı için öylesine iman ettiğini söyledi. Allah Resulü dedi ona ki sen onun açıp da kalbine mi baktın? Kalbine mi baktın onun sen? Nereden biliyorsun? Bak hassasiyete bak. Ama amcam en imanlı kişilerin kimler olduğunu söylüyor bize. Kimlermiş? Deistler ve ateistler. Yani genç çocuklara diyor ki bak bak fitneye bak. Genç çocuklara diyor ki deist olun diyor. Ateist en imanlı sizsiniz. Bak eskiden beri söyler yazarım onu diyor. Bir meziyet gibi de koymuş onu önümüze. Kim söylüyor bunu? E abi bir ilahiyatçı, bir yazar, bir din adamı söylüyor bunu. Din elden gidiyor diye milletin önüne düşüp de milleti sokağa çıkaranların daha sonradan otopside sünnetsiz olduklarını gördük. Anladınız mı bu kelimeyi? Bu cümleyi anladınız mı bu tarifi? Bak yazmış. Dinimiz ırkçılığı yasaklamıştır. Tabii Arap ırkçılığı hariç. O sevaptır. Ha ha ha. Aklı sıra siyaset yapıyor. Dinimiz ırkçılığı yasaklamıştır. Tabii Arap ırkçılığı hariç. 3-5 tane siyasiye laf söyleyecek güya. Tamam mı? Arap ırkçılığı. Arap ırkçılığı ne? Kim Arap ırkçılığı? Yıllardır bu ülkede bir Arap düşmanlığı pompalanıyor. İngiliz düşmanlığı yok. Yunan düşmanlığı yok. İzmir'de limanlara Yunanistan'ın oradaki kralların, kraliçelerin isimleri veriliyor. Komutanların isimleri veriliyor. Alman diye bir düşmanın yok. Haçlı diye bir düşmanın yok. Fransız diye bir düşmanın yok. Sanki Kahramanmaraş'ta Ürdünlülerle savaştık biz. Kahramanmaraş'ta kimle savaştık Mesut? Fransızlarla. Libya'da, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal Atatürk kimle savaştık? Savaştı. İtalyanlarla. Çanakkale'de kimle savaştık? İngilizlerle. İzmir'de, Kütahya'da, Afyon'da, Sakarya'da kimle savaştık? Yunan'la. Erzurum'da, Kars'ta kimle savaştık? Rus'la. Peki bizim düşmanımız nasıl Arap oluyor? Hiç kimse bunu sormayacak mı? Tarihimizde Araplarla savaştığımız bir şey yok. Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Araplar hain. Savaşmadım ben onlarla hiç. Hiç kılıç kılıca gelmedim. Hiç benim çocuklarımı, kızlarıma tecavüz etmediler. Kadınlarıma, namusuma el sürmediler. Ben niye Arap düşmanı oluyorum? Niye Arap ırkçısı oluyorum ben? Biraz sorgula kardeş. Yunan'la eşlerini, karılarını kol kola takanlar bana dediler ki Arap senin düşmanındır. Niye? Niye arkadaş? Çünkü tarih kitaplarını onlar yazdılar. Tarih kitaplarına Yunan düşmanını kaldırdılar. Adına düşman yazdılar. Düşman, ütopik bir kelime. Kim düşman? Ne bileyim abi. Kafana göre düşman. Hani vardı ya işte düşman al sana bomba. Oh Arapları sevmek. Biz Arapları bak Allah Resulü veda hutbesinde diyor ki Arap'ın Arap'a, Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur diyor. Sen hangi ırkçılıktan bahsediyorsun? Sen bu ülkede eğer siyasilere laf söyleyeceksen onu bu din üzerinden değil, siyaset üzerinden yapacaksın. Eski Üsküdar müftüsü gibi kalkacaksın, gideceksin CHP'ye genel başkan yardımcısı olacaksın. Milletvekili olacaksın. Ama din adına konuşmayacaksın. Haddini bileceksin, terbiyesizlik yapmayacaksın. Arap ırkçılığı. Arap'ın Arap'a, Arap'ın aceme. Acem ne? Acem milletler ya, Acem İran topluluğudur. Acem ne biliyor musunuz? Acem Arap olmayan demek. Allah Resulü veda hutbesinde diyor ki ne bir Arap'ın Arap'a ne de bir Arap'ın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur diyor. Irkçılığı ayaklarının altına alıyor. Anladın? Biz kendi kabilemizi, kendi bölgemizi, kendi memleketimizi severiz biz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki ben bilerek sizi farklı farklı kavimlerde yarattım ki tanışıp bir araya gelesiniz. Cem olasınız. Cem. Cuma'da buluşasınız. Cem olasınız. Anladın? Şimdi bunları yazan arkadaş bir daha gösterir misin onları Nükhet? Konular çok. Ben böyle giriyorum. Adam da diyor
diyor bana ki gündem konuşalım lan. Nasıl konuşacağız bunları konuşmadan ya? Bunları konuşmadan EYT'yi sabaha kadar konuşsak ne olur? Aç CNN Türk'ü, sabahtan akşama kadar asgari ücret konuşuluyor. A haberi açıyorsun, mavi vatanın üstüne iniyoruz kalkıyoruz. Devamlı her tarafta Habertürk'te bakıyorsun, İmamoğlu mu olsun şey mi olsun. TL1'i açıyorsun, onlar ayrı bir teranedeler zaten. Sedat Peker'den gelen bilgileri 8 aydır yorumla bitiremediler. Böyle bir manzara var. Bunları kim konuşacak? Sosyal medyada da bunları konuşalım abi, ne edelim? Bu konularla ben televizyona çıksam kimse dinlemez beni. Diyor ki burada, bak bu tweetleri atan eleman kendisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihraç edildi. Bir metin yayınladı. Tarikatlar istedi, Milli Eğitim Bakanlığı bugün beni ihraç etti. Tarikatlar istemedi. Sen İslam'ı deforme etmeye ve bir münafık gibi İslam adına ahkam kesmeye başladın. Uzun zamandır da bunu yapıyorsun ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu ülkedeki Müslümanları böyle bir deforme eden, dezenformasyon üzerine çalışan tipten uzak tuttu onu. Bugüne kadar da niye kaldı onu da bilmiyorum ya. Soruşturma mı başlatılmıştı? Ha, Mesut diyor ki uzun zamandır soruşturma devam ediyordu, şimdi sonuçlandı. Tamam. Arkadaşlar, bu arkadaşımız kendisinin ihraç edildiğini duyurmak için kimi etiketledi, bir bakın onlara. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, bu Şahin Aybek. Şahin Aybek kim? Bilmiyorum. O da herhalde bir tanıdığı, ona da haber yolladı. Anladın mı? Bak böyle. Yani diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş. Yani hanginiz Cumhurbaşkanı adayı olacaksanız. Bakın, beni sizin yanınızda olduğum için görevden aldılar beni. Yarın bir gün bir tezgah kurulduğu zaman bana da bir yer ayırın diyor. Anladın mı? Şeyde de yeni dönemdeki moda da şu arkadaşlar. Cemil Kılıç, ilahiyatçı yazar. Bak altına da yazmış ha, ilahiyatçı yazar. Kız Meslek Lisesi'nde din kültürü öğretmeniymiş. Eyvah, o kızların din bilgilerini bir daha üstünden geçmemiz lazım da neyse. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memuruyum. Şimdi böyle birkaç kelime geldi buraya da dersem onu ortalık karışır. Ben Mustafa Kemal'in memuruyum. Yeni bir memurluk çıktı herhalde. Ne zaman bir halt yiyen, bir lahana yiyen, ondan sonra da bir yerlerden atılan, şutlanan birisi varsa ben Mustafa Kemal'in memuruyum. Önceden askerdiler, şimdi memur oldular. Yakında ben Mustafa Kemal'in abisiyim. Ben Mustafa Kemal'in akrabasıyım. Oraya doğru gideceğiz. Önce askeriydik, şimdi memuruyuz. Sonra bakacağız işte. Yapmayın ya. Hakikaten yapmayın. Bu 5816'lı kanun bir kere de bunlara çalışsın ya. Bunlar Atatürk'e hakaret ediyorlar. Bunlar Atatürk'ü kendi istekleri doğrultusunda kullanıyorlar. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi böyle ticaretleri için, siyasetleri için malzeme yapıyorlar. Allah rızası için bir kere de kanun bunlara işlesin ya, şu tiplere. Mustafa Kemal'in memuru ne lan? Bir açıklasana bana, nasıl olunuyor? KPSS'den kaç alman lazım Mustafa Kemal'in memuru olabilmek için? Karınızı döversiniz, ertesi günü süveter giyip ortaya çıkarsınız. Belediye başkanı olduğunuz belediyenin kasasını boşaltırsınız. Ertesi günü önünüzde kocaman bir Mustafa Kemal resmiyle canlı yayınlara çıkarsınız. Şehit ailesine küfredersiniz. Şehidin kız kardeşine küfredersiniz. Ondan sonra akşam kütüphaneye arkaya bir tane Atatürk resmi koyup önünden açıklama yaparsınız. Bıktık sizin bu kaypaklığınızdan. Bıktık sizin bu Atatürk'ü böyle dolgu malzemesi gibi kullanmanızdan. Sıkıldı bu millet artık. Ne güzel ya. Her türlü haltı yiyeceksin. Ondan sonra da başına bir şey geldi mi, biz Mustafa Kemal'in memuruyuz aga. Biz Mustafa Kemal'in sözleşmeli işçisiyiz. Biz Mustafa Kemal'in kadrolu elemanıyız. Biz Mustafa Kemal'in bilmem neleriyiz. Nasıl bir kafanız var ya? Nasıl bir kafanız var? Sırf 3-5 tane siyasi partiye ve belli bir zümre. İhsan şey vardır, yok neydi o? Bir tane vardı ya KRT'de çıkan, bir tane Gezi'de karıları kızları cuma namazı kıldıran. İhsan soyadı neydi? İhsan Eli Açık. Ona biz şey diyorduk, Beli Açık diyorduk ona, Beli Açık. Ha, İhsan Eli Açık. Şimdi İhsan Eli Açık çok deforme oldu. Tamam, o diyor ki o namaz mamaz yok diyor ya. O ne diyor şeyde? Bu diyor Muhammed onu yapmıştı. Şimdi Muhammed şeyde asker arkadaşı ya, terbiyesiz. Böyle saçma sapan işte o İslamiyet bir ayeti kerime, o Arap geleneğidir. O Arap uşağıdır. O bilmem nedir. İyicene artık daha kimse onun İslam adına konuşmasını kale almıyor. Saçmalıyor. Zaten Allah bütün nurunu almış yüzünden. Ortaya böyle bir şey bırakmış. Kurban olayım. O Amerikan filmlerinde o sokakta yaşayıp böyle arka sokaklarda hani meczup tipleri göstermek için bazı karakterler yaparlar ya filmlerde. O hale getirmiş olayı, kurban olayım. Cenab-ı Allah bize bütün resmi bu dünyada koyuyor da önümüze bakmasını bilemiyoruz biz.